Teknoloji Okulu'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün sizlerle beraber çok merak edilen bir konuyu ele alacağız. Bugünkü konumuz katlanabilir iPhone olacak. Katlanabilir iPhone çok merak ediliyor. Nasıl bir tasarım yapısına sahip olacak? Yani daha doğrusu bu katlanma izi olacak mı? Bildiğiniz gibi şu anda katlanabilir telefonların en önemli problemlerinden bir tanesi de katlanma izi. Özellikle kullanıcılar bu katlanma izinden rahatsız oluyorlar ve zaman zaman çeşitli problemler de ortaya çıkabiliyor. Samsung şu anda bu problemi aşabilmiş değil. Yani bu katlanma izi hala Samsung'un en yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarında mevcut. Fakat Apple'ın bu problemi ortadan kaldırabilecek bir formül üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Bu da açık konuşmak gerekirse teknoloji severleri bir hayli heyecanlandırmış vaziyette. Bildiğiniz gibi Apple bir şeyi yapıyorsa onu en iyi şekilde bizlere sunmak için elinden geleni yapıyor. Yani en son haliyle bizlere bunları sunmak isteyecektir. Yani Apple eğer bir katlanabilir iPhone yapacaksa ki yapacak, bunun katlanma izi olmayan bir telefonla beraber karşımıza çıkartacaktır ki bu gerçekten de devrim niteliğinde bir hareket olur ki bu da Apple'a zaten fazlasıyla yakışır. Bildiğiniz gibi Apple'ın mazisinde devrim niteliğinde pek çok uygulama söz konusuydu ve bu da onlardan bir tanesi olacaktır. Peki ama katlanabilir iPhone'un yakında bizlerle beraber olacağı yönünde pek çok iddia mevcut. Sosyal medyada özellikle bu iddia dolaşıyor arkadaşlar. Peki bu iddialar ne kadar doğru? Hemen sizlerle aldığımız duyumları paylaşmak istiyorum. Evet, katlanabilir iPhone yakın zamanda bizlerle olacak. Ancak bunun tarihi pek de yakın değil. Yani 2024 yılında hemen katlanabilir iPhone piyasaya sürülecek mi? Bunun cevabı hayır. 2025 yılını beklememiz gerekecek. Hatta aldığımız duyumlara göre katlanabilir iPhone ilk olarak 2025'in ortalarına doğru tanıtılmış olacak arkadaşlar. Tabii ki çok uzun bir süre önümüzde yok. Birazcık beklememiz gerekecek, sadece sabretmemiz gerekecek ve Apple bizlere ilk katlanabilir akıllı telefonunu sunmuş olacak. Peki ama ilk katlanabilir iPhone modelinde bizleri neler karşılayacak? Hemen bundan da kısaca bahsetmiş olayım. Aslında özellikler anlamında öyle uçup kaçan bir iPhone görmeyeceğiz. Bildiğiniz gibi zaten Apple bu anlamda birazcık temkinli bir marka. Yani özellik sunma anlamında diğer rakiplerine oranla biraz daha açıkçası tırnak içerisinde cimri davranan bir marka ve ilk katlanabilir iPhone'da Galaxy modellerine oranla birazcık daha açıkçası mütevazı özelliklerle gelecektir. Hatta arka tarafta bir kamera mı, iki kamera mı olacağı bile şu anda belli değil ve tartışma konusu. Tabii ki bunları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Sizlerle aldığımız duyumları ve bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Peki ama ilk katlanabilir iPhone'un fiyatı ne olacak? Açıkçası en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bu. Zira ülkemizde de iPhone fiyatları şu anda almış başını gitmiş vaziyette. 2025'in ortalarından bahsediyor olacaksak o zamanlar muhakkak bir iPhone 17 Pro Max olacaktır. Apple'ın en baba modeli. İlk katlanabilir iPhone modeli de arkadaşlar iPhone 17 Pro Max'ten biraz daha pahalıya bizlere sunulacaktır. Çünkü adı üstünde ilk katlanabilir ve katlanabilir bir iPhone modeli olacağı için de tabii ki maliyetler biraz daha yükselmiş oluyor Apple adına. Apple'da bildiğiniz gibi maliyetleri tüketiciye yansıtma konusunda en yarışmacı markalardan bir tanesi olarak göze çarpıyor. Dolayısıyla ilk katlanabilir iPhone modeli de arkadaşlar en baba iPhone 17 Pro Max modeli biraz daha pahalıya bizlere sunulacaktır. Şimdilik aldığımız duyumlar bu yönde. Tabii ki telefonun özelliklerine yönelik de çeşitli iddialar var. Yok değil, ancak bunları şu anda paylaşmak için erken. Zira bunlar demin de ifade ettiğim gibi şimdilik birer söylentiden ibaret. Ancak hemen şunun detayını vereyim sizlere. iPhone 17 Pro Max'te hangi çip kullanılıyorsa bu telefonda da aynı Yonga seti kullanılacaktır arkadaşlar. Yani bu telefonda kuzenlerinden geride kalmayacaktır. Özellikle performans anlamında diyelim ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.